Ne işin var burada? Asıl sen neden buradasın? Süslenip giyinmişsin. Beni bekliyorsun herhalde. Daha neler Ferit? Ben bir kahve istemiştim. Teşekkürler. Şimdi anladım. Benimle konuşmak için Manami ile plan yaptın değil mi? Tabii tabii, benim işim gücüm yok. Manami ile oturup plan yaptım. Röportaj vermiş Nazlı, ben onun için geldim. Ben de röportaj için geldim Ferit. Ve senin burada olacağından haberim yoktu. Belli ki Manami aklınca böyle bir plan hazırlamış. Bizi bir araya getirmeye çalışmış. Anlaşılan röportaj falan yok. Evet ama iyi bir plan yapamamış. Vallahi sen bilirsin. Ben de artık senin peşinden koşmayacağım. Ne oldu? Vaz mı geçtin? Yo, niye vazgeçeyim? Sen anlatmak istersen anlatırsın. Yani uğraşmayacağım bunun için. Ferit Bey, Nazlı Hanım, kusura bakmayın geç kaldık. Siz? Biz röportaj için Manami Hanım'la görüşmüştük. O organize etti her şeyi. Röportaj gerçekmiş demek ki. Evet. Buyurun başlayabiliriz. Buyurun. Başlangıç odası burası galiba. Evet. Bakalım neler var. Allah be! Lanetli eve hoş geldiniz. Ay! Hocam hoş bulduk. Yani işinize karışmak gibi olmazsa. Biraz fazla karanlık değil mi burası? Yıllar önce bu evde bir cinayet işlendi. Kimse yıllarca bu gizemi çözemedi ve ev lanetlendi. Size verilen sürede göreviniz gizemi çözüp evden kaçmak. Yoksa lanet sizi takip eder. Odada gördüğünüz her bir detay aslında bir ipucu olabilir. İpuçlarını birleştirip gizemi çözün. Ama çok dikkat. Süreniz içinde evden kaçamazsınız. Ama beyefendi, yani en önemli yerini söylemiyorsunuz. Süremiz içinde çıkamıyorsak evden ne oluyor? Evet, bilgilendirilebilir miyiz yani şu anda bu konuda? Ne oluyor? Ya ne olacak canım, işte oyunu kaybediyorsundur, paran yanıyordur falan. Ha, öyle para yanıyor yani. Ha. Ha, o, tamam hocam, sıkıntı yok. Para yanıyorsa tamam. Ne olacak canım, cana geleceğine mala gelsin yani. Çok doğru. Yani. Hadi o zaman araştırmaya başlayalım. Evet. Diyorsun. Bir şey. Bismillah. Aa, o ne? Ya bu bir ipucu olabilir mi? Tabii ipucu olabilir de şimdi her gördüğümüz şeyi de mıncıklamasak mı? Nedir ki? Bilmiyoruz ki bunu. Ama Tarık, buna bakmak lazım. Dur bakayım ben de ona. Bunu ne yapacağız şimdi? Aa bak, burası da altıgen. Altıgen evet. Evet. Hadi bismillah. Açıldı. Açıldı. Oldu. Şöyle hadi. Sağ ol. Gir. Birisi açtı. İkinizi bir arada yakalamamız çok iyi oldu. Sizin için harika sorular hazırladık. Ne güzel. Harika. Ben istediğiniz her türlü soruya cevap verebilirim. Ama Nazlı Hanım'dan pek emin değilim. Kendisi bu tip sorulardan pek az etmez. Genelde de kaçak cevap vermeyi sever. Hatta belki hiç vermez. Keyfine göre. Bakalım. Tamamen sorunun içeriğiyle alakalı. Günlük hayatta bazen cevaplanması çok zor sorular karşımıza çıkıyor. Öyle durumlarda cevap vermek yerine sessiz kalmayı tercih ediyorum. Hepinizin başına gelmiştir. Gayet iyi anlıyorum. İsterseniz başlayalım. Başlayalım. Öncelikle yoğun iş temposu arasında bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. İlk soruya geçelim o zaman. Evlilik nasıl gidiyor? Aa, mükemmel, mükemmel. Söylesene hayatım, mükemmel değil mi? Gerçekten mükemmel. Daha iyisi olamazdı. Çok mutluyuz. Olağanüstü mutluyuz. Biz Ferit Bey hep çok ciddi ve sinirli görmeye alıştık ama sizin yanınızda sanki farklı bir hale bürünüyor. Bunun sırrı nedir Nazlı Hanım? Bunun sırrı aşk. Nazlı'ya olan aşkım benim kabuklarımı kırmamı sağladı. Artık üstüme kuşandığım zırhlarla gezinmek zorunda hissetmiyorum kendimi. Kalın çizgilerim giderek inceliyor. Hayattan keyif almayı öğreniyorum. Yani en azından deniyorum. Peki bu aşk Nazlı Hanım'la neleri değiştirdi? Beni de çok daha kararlı ve sabırlı bir insan yaptı. Önceleri kafam çok karışıktı. Artık değil, değil mi hayatım? Aklımda binlerce soru uçuşurdu. Ama artık öyle değil. Ne istediğimi biliyorum ve onun peşinden gidiyorum. Peki bu aralar neyin peşindesiniz? İnanır mısınız, ben de onu çok merak ediyorum. Hakikaten Nazlı, neyin peşindesin? Biliyorsun ya hayatım. Huzurlu ve sakin bir hayat.
Yoğun iş hayatı sizi oldukça yordu sanırım. Evet, ama aynı zamanda çok keyifli. Sakura benim bebeğim gibi. Bebek demişken yakında sizden de güzel bir haber alır mıyız? Bence bu soruyu Nazlı Hanım cevaplasın. Hayat sürprizlerle dolu. Ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. En iyisi bunu zamana bırakalım ve görelim. Sakıncası yoksa eğer mekanda birkaç fotoğrafınızı çekmek istiyoruz. Tabii ki, onun için buradayız. Dikkatli olun, her yerden bir şey çıkabilir ha. Tamam. Arkadaşlar, burası muhtemelen son oda. Zamanımız daraldı, çabuk araştıralım hadi. Bak burada daktilo maktilo bir şey var. Fatoş, Tarık, şuraya baksanıza, şuraya siz de. Buraya. Şuralara bak be. Tabut mu? Yok be. Hiç sanmıyorum. Fatoş o kadar abartmamışlardır ya. Vallahi beni kesseler buraya girmem yani, imkansız. Yok. Zaten bu zannetmiyorum bir şey olduğunu burada. Şey yapmayalım hiç, oyalanmayalım. Ya bence de. Aa ya, ne duruyorsunuz ya? Hadi şu tarafa. Ne duruyorum? Ay yok yok, tamam Engin Bey, bir şey yok. Bir şey yok. Bir plastik tenerci koymuşlar buraya. Oh. Tamam tamam, hadi hadi. Fatoş'cum sen de ama fazla tepki veriyorsun. Sakin ol, bir şey yok. Bak plastik. Bakayım. Şapkasını aç. Tamam ya. Rukiye'nin kuzeni sayılır yani bir yerde. He aynen. Heh dur. Dur. Bir tane daha lazım galiba. Ya da bunun sıralaması önemli. Tabutmuş. Ben içinde bir şey olduğunu düşünmüyorum ya. Bence de ya. Ya hatta ben bütün bu odanın bir kandırmacı olduğunu düşünüyorum. Vakit kaybettirmeye çalışıyorlar. Kesinlikle. Burada bir şey bulamayız. Yok yok. Hiç vakit kaybetmeyeyim, çıkalım. Ha, çıkalım. Heh, bir ağırlık daha lazım. Şu tabutun içinde olabilir. Baksanıza oraya. Tabutun içine bakın. Tabuta mı? Ha, evet. Tamam, şimdi o zaman görev dağılımı yapalım. Madem bakacağız bu odaya, sen tabuta bak, ben şuraları şey yapayım, tamam? Aa Tarık'cığım lütfen. Sen burada rahat rahat tabuta bakıyorsun. Şeyleri ben şey yapıyorum. Yok yok, olur mu öyle şey? Ben erkek erkek burada dururken sen orada karanlıklarda şey yapacaksın. Sen bunu aç, ben karanlığı şey yaparım. Aa lütfen bak, ant verdim. Gerçekten sen tabuta bak, ben dip köşe arayacağım orayı. Evet, tamam tamam Fatoş, anlaşıldı. Yani bu tek kişinin alabileceği bir sorumluluk değil, çok ağır bir yük. Gel bunu ikimiz yapalım. Bence de. Değil mi? Nasıl yapalım? Bir, iki, üç. Klasik. Kaptıralım. Hadi bakalım. Üç deyince hadi bakalım. Bir. İki. Bismillah. Üç. Allah! Böyle adam var içinde yatıyor ya. Plastiktir be Fatoş ya. Dur bakayım. Yemin ediyorum. Varmış da. Dur bakayım. Orada olmaz. Ay. Hah buldum buldum buldum. Buldum. Tamam tamam abi, tabuttan çıktı işte ya. Gel gel tamam. Süper. Dur bakayım, bana buraya takıl ha. Evet. Ha, şuradan çık, çık, çık. Bakalım burada ne var? Şimdi. Bir dakika. Evet, bir dakika, sakin. Buranın kapı olması lazım. Evet, evet. Buraya bir kağıt kalem bırakmışlar. Demek ki bir şeyler çözmemizi istiyorlar. Evet, dur. Ha, dur Tarık, dur. Bak Engin, bak. Burada şifre gireceğiz galiba. Aynen. Ha, şifreyi buradan girince oradan kapı açılacak herhalde. Evet Tarık, aynen öyle, evet. Aferin. Şşşt. Bir dakika. Ha, bir dakika, bir dakika. Bizi o kadar kartpostalı boşuna toplatmadılar herhalde. Evet. Nerede onlar? Tarık alsın onları. Onları evet, alın. Evet. Hadi, hadi al. Fatoş, kapıyı tutsun. Tamam, hadi. Merak etme. Bu ayraçta falan gel, nasıl gel. Sağ ol. Bunlar. Geldi kağıtlar. Siz ona bakın. Dur bir dakika. İyi de bunlara neye göre bakacağız ya? Bir sürü kartpostal var orada. Ya burada insanlar var. Belki de bunların insanların sayısı olabilir. Bir bakalım. Bir dakika. Bu burada ondan fazla kişi var. Yani iki haneli. Ne oluyor? Olmaz. Tek haneli olması lazım. Al bunu. Sen bunlara bakarsın. Bu bina biraz daha yeni bunlara göre. Tarık bak görüyor musun? Tıkır tıkır nasıl çözüyorlar. He ya. Bir de binalar var. Allah Engin Bey de fena değil ha. Bu kart hikayesi falan onun aklından çıktı. Hmm. Evet bu da binalar. Yalnız iyi anlaştılar. Yok. Yok artık ya. Görüyor musun? Bayağı matematik dehası çıktı içlerinden ha. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunlar başka konularda da iyi anlaşıyorlar. Uyumlular yani. Mesela Manami aynı Engin Bey gibi. Bütün gün bilgisayarın başında borsayı falan kovalıyor. Engin de zaten Fahri Japon sayılır yani, düzen olsun, tertip olsun. İyi bari. En azından birileri eğleniyor.
Fatoş, ben çaktırmamaya çalışıyorum ama bayağı kalp krizi geçirecek durumdayım yani. Bastı beni burası, bastı. Üstüme geliyor ya. Değil mi ya? Yani bana da fenalıklar bastı, yemin ediyorum yani. Çok kasvetli bir ortamı var. Tamam, anlıyorum konseptten dolayı ama böyle insan üstüne basıyor buldum, yani. Buldum. Evet. Buldum. 74 atmışız. Tamam, geliyorum. Girdim. Hadi! Çok şükür. Allah'ım yarabbim. Ha Fatoş, ya şunlarla çıkmayayım elimde hırsız gibi. Şunları aldım yere bırakayım da öyle çıkalım. Aman Tarık, boş ver ya. Bırak şuraya gidelim hadi. Hakikaten ha. Bununla mı uğraşacağım be? Aç. Aç, aç. Açılmıyor bu. Çok açılacağım, bir dakika. Aç. Sen şey yapma. Ay, buradan açılmıyor ki. Şifreye gireceğiz ya Fatoş. Tamam, hadi gir şifreyi. Ha. Şifre kaçtı ya? 1-2-3-4 müydü? Şifre kaçtı? Dinlemedin mi Tarık? Neyi dinlemedin mi Fatoş? Konuşuyorduk ya burada. Üstümde baskı var. Duymuyorum ki bir şey. Nasıl dinlemedin ya? Ya neden dinlemedin ya Tarık? Of. Ama sanki ben bir şey yapmışım gibi. Sen dinledin mi Fatoş Allah aşkına? Söyle şimdi, gireceğim buradan şifreyi. Kaç şifre? Engin! Manami! Engin! Yok yok, onlar gitti bile. Allah'ım ya Rabbim, kabus gibi. Ne yapacağız biz şimdi? Dur bakayım. Müdür Bey, merhaba. Pardon, bizi duyuyor musunuz acaba? Lanetlere hoş geldiniz. Hayda, başa sardı gene ya. Ya rica etsem şu kapıyı açabilir misiniz? Buradan çıkalım. İpuçlarla birleşip gizemi çözün. Tamam, biz çözdük onu, çözdük. Şu kapıyı açarsanız hemen çıkacağız. Bey abicim, biz gizemi çözdük şifreyi falan. Arkadaşlar çıktı. Bir otomat yok mu orada? Böyle bassanız da açılsa bu. Ama çok dikkat. Süreniz içinde evden kaçamazsanız. Ay Tarık, ben bir anda ışıklar kapanınca ben böyle korkudan... Olur, o çok normal bir şey aslında, biliyor musun? Ortamda nem var ya, ark yapar. Kısa devre yapınca tabii pıt pıt pıt. Normal bir şey yani. Bir şey söyleyeyim mi aslında? 2 dakika şuna kafa yorsak biz bunu çözeriz ha. Değil mi ya? Vallahi billahi. Gel. Hadi ya, hadi. Vallahi.